2005 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Şoray Uzun Yol'da oyuncu Şoray Uzun'un sunumuyla döneminin en iyi işlerindendi. Anadolu'yu gezen Şoray Uzun'un maceralarını ve yöre halkıyla sohbetini ekrana taşıyan program o dönem fenomen yaratırken aniden bitmişti. Şoray Uzun Yolda'nın çok izlenmesine rağmen neden bir anda bittiği kafaları karıştırırken aslında konu bir yasak aşk skandalıydı. Sunucu Şoray Uzun'un evli ve çocuklu olmasına rağmen yönetmen Melda Yılmaz'la aşk yaşaması ve bir de bebek beklemeleri ortalığı karıştırmıştı. İşte Şoray Uzun Yolda'nın bitmesine neden olan aşk skandalı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2005 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Şoray Uzun Yol'da döneminin en sevilen gezi programlarının başında geliyordu. Oyuncu, Şoray Uzun'un Anadolu'yu gezip yöre insanıyla sohbet ettiği program televizyonun en renkli işlerinden olurken aniden bitmişti. 319 bölüm süren gezi programının aniden yayından kalkması büyük şaşkınlık yaratırken bunun arkasındaki en büyük neden Şoray Uzun'un işten atılmasıydı. Program yayınlandığı esnada Elçin Uzun'la evli olan Şoray Uzun ayrıca iki çocuk sahibiydi. Aynı dizide rol alıp birbirlerine aşık olan ikili 1998 yılında evlenip mutlu bir hayat sürerken program esnasında yaşanan bir skandal bu evliliği sarsmıştı. Şoray Uzun'un o dönem yönetmen Melda Yılmaz'la yasak aşk yaşadığı medyada büyük yankı uyandırırken hamile olan Yılmaz 2008 yılında Şoray Uzun'un çocuğunu doğurmuştu. Yıllar sonra verdiği röportajda o dönem imam nikahı bile yaptığı açıklayan Şoray Uzun, yaşadığı yasak aşka rağmen eşiyle asla boşanmayı düşünmediğini şu sözlerle anlatıyor. İmam nikahı yaptığımız doğrudur. İmam nikahını çocuk dünyaya gelmeden kıydık. Ama Bodrum'da yaşadığımız külliyen yalan. Burada sorumlu benim, suçlu atfedilecekse benim. Eşimden ayrılmayı hiç düşünmedim. Düşünmüyorum da. Bu olayın üzerinden yıllar geçti ama boşanma davası açılmadı. Şoray Uzun ve Elçin Uzun evliliklerine hala devam ederken Şoray Uzun Yolda programı o dönem bu skandalın patlaması ile sona erdi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.